Para, günümüzde kapitalist sistemin ve sosyal medyanın güçlü etkileri sayesinde insanların hayatlarını doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla paranın yokluğu, daha temel güdülerimizden olan aç kalmamak, yani hayatta kalmak dürtüsünü geçmiştir. Diğer insanlara kendi hayatını pazarlamak, daha lüks yaşama hırsı, daha fazla tüketme hırsı gibi nedenlerden dolayı ekonomi, insanların fizyolojik ihtiyaçlarından ziyade psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak üzerine kurulmuştur. Peki, ekonominin kötü olması sonucunda insanlar psikolojik olarak nasıl etkilenecek? Davranışlarımız, düşüncelerimiz ve duygularımız nasıl değişecek? Zam, zam, zam nereye kadar bilmiyorum. Daha doları tutabilene aşk olsun diyor. Biz bugün tavan yaptık. Enflasyonun da üzerinde artan kiraların etkisiyle. Daha 2 gün önce 1 lira 70 kuruş zam gelmişti benzine. Rekor kıran dolar bugün. Ve yeni zam da yolda. Allah yardımcımız olsun. Ne diyeyim ben? Her şeye zam. Vallahi ekonomi bitmiş. Türkiye bitmiş. Memleket bitmiş. Her şey bitti. Öncelikli olarak insanların alım gücünün düşmesi, yani enflasyonun yarattığı etkiyle aynı saat ve sürede çalışan insanların daha az alım yapabilmesi sonucunda hayat kaliteleri düşmektedir. Hayat kalitesi düşen insanlar eski statülerini kaybetmeye başladıkça yokluk psikolojisinin içerisine sürüklenirler ve davranışları, düşünceleri, dolayısıyla da duyguları değişmeye başlar. Peki nedir bu yokluk psikolojisi? Yokluk durumu var olan şeylerin öneminin artması olarak tanımlanabilir. Yani eskiden sahip olduğunuz ve daha az değer verdiğiniz şeylerin eskiye göre daha fazla değer verdiğiniz şeyler haline gelmesi yokluk psikolojisinin temelini oluşturur. Yani bir pantolon alamıyorsanız var olan pantolonunuz değer kazanır. Biraz yırtıksa pantolonu atmak yerine onu terziye götürmeyi tercih edebilirsiniz. Ya da yama yaparak kullanabilirsiniz. İşte tam bu noktada davranışlarımız değişmeye başlar. Lüks tüketim azalır, ekstra harcamalar azalır. İnsanlar bir tehlikede olduklarını varsayarak har vurup harman savuramazlar. Çünkü alım güçleri düşmüştür ve kendilerini sıkmak zorundadırlar. Bu davranışların hemen arkasından ise düşüncelerimiz değişmeye başlar. Yani insanlar yokluk psikolojisinin içerisine girdikçe kaygıları artar. Kaygıları artan insanlar bugünü değil geleceği yaşarlar. Ve gelecekte ya daha kötü olursa, ya ileride şunu yapamazsak gibi hem karamsar hem de korku dolu düşüncelerin içerisine girerler. Bu yüzden en kötü günleri beklemeye ve zaten az olan alım güçlerine ek olarak kendilerini sıkıp para biriktirmeye çalışırlar. Çünkü bu bir savunma mekanizmasıdır ve ya daha kötü olursa düşüncesine hizmet ederek kaygıların azalması amaçlanır. Kenarda duracak biraz birikim kişileri bu kaygılardan biraz olsun uzaklaştıracak ve rahatlatacaktır. Yani kaygılar ve korku dolu düşünceler değersiz olan şeylerin bile değerinin artmasına sebep olabilir. Bunun sonucunda ise telefonunuzu ekstra koruyucu kaplar, ekstra koruyucu camlar, eski ayakkabınızı çamaşır makinesinde yıkayarak temiz kullanmaya çalışmak gibi davranışlar gelişerek artmaya devam eder. Tabii bu davranış ve düşünceler de devamında duygularımızı etkiler. Yaşanan bu durum sonucunda depresif belirtiler de buna eşlik eder. Çünkü geleceğe karşı umutsuzluk, yani karamsar düşünceler, depresyonun temelini oluşturur. Depresif ve kaygılı olan bireyler öfke, değersizlik, umutsuzluk, bıkkınlık, hayattan zevk almama gibi duygular hissederler. Zaten öfkenin artması demek şiddetin veya huzursuzluğun artması demektir. Aynı zamanda değersizlik düşünceleri de bir o kadar tehlikelidir. Çünkü insanlar kendilerini değerli hissedebilmek için oldukları konumdan daha yukarıda göstermek amacıyla ve benlik saygısını korumak amacıyla diğer insanlara karşı hoşgörüsü azalır. Hoşgörüsü azalan insanlar da yine aynı şekilde toplum içinde saldırgan davranışlara sebep olurlar. Sosyolojik olarak bu kısır döngünün etkisi negatif duyguları besler. Sonuç olarak önümüzdeki yıllarda ekonominin psikolojik etkilerinin büyük başlıkları şöyledir. 1. Toplumda kaygılı ve depresif insanların sayısı artacak ve bu durumdan kurtulmak isteyen kişiler madde bağımlılığı ya da antidepresan gibi çözümler bulmaya yöneleceklerdir. Yani bunları kullanan kişi sayısı artacaktır. 2. Toplumda öfkeli insanların sayısının artması sonucunda şiddet olayları artacak ve taşkınlık seviyesinde hareketler görülecek. Bu durum aile içi şiddet vakalarını da artıracaktır. Çünkü geçim kaygısının en temel hissedildiği durum aileden topluma yayılacaktır. 3. İnsanların artan stres seviyeleri sonucunda dikkat seviyeleri düşecek ve bu durum sonucunda kişiler üretkenlikten ziyade stresten kaçmak için davranışlarını değiştireceklerdir. Yani kısa çözümler olarak sosyal medya kullanım süreleri artacak, Netflix ya da TV kanalları gibi platformlar daha fazla önem kazanacak. 4. Toplumda uzun vadeli plan yapan kişilerden ziyade daha kısa vadeli günü kurtarmaya yönelik düşünceler artacak. Çünkü geleceğin belirsizliği ve ekonominin ne zaman düzeleceğinin belli olmaması sonucunda yaşam şartlarında minimalist düşüncelere geçilecek. 5. Depolama davranışları artacak. Temel yaşam malzemeleri, yağ, un, salça gibi temel gıdaların stokçuluğu artacak. Hatta eski düzene dönüp imkanı olanların eski günlerdeki gibi kendi salçalarını kaynatmaları bile görülebilir. 6.
Bu sisteme uyum sağlamak istemeyenler, yani bu stresten kaçan kişiler, sistem içerisinde uyumsuz davranışlar gösterecek. Hippie tarzı yaşam felsefesi benimseyen gençler çoğalacak. Temeldeki düşünceleri hayat hırsı olmayan, günlük haz ve zevkler üzerine yaşayan, madde kullanan gençler olarak 70'lerin hippileri gibi hayat felsefesi benimseyeceklerdir. Tabii bu sisteme uyum sağlayanlar ise yeni yaşam alışkanlıkları kazanarak hayatlarına devam edecek. Yeni yaşam tarzları ise bahsettiğimiz gibi minimalist yaşam istekleri, yokluk psikolojisine uyum sağlamak gibi düşüncelerden oluşacak. 7. Eğlence anlayışı değişecek. Pahalı ve lüks olan eğlenceler, tatiller yerine daha mütevazı kamp tatilleri, lüks oteller yerine pansiyonlar, kafede çay kahve içmek yerine park ve bahçelerde çay içmeler, piknik yapmalar gibi alışkanlıklar gelecek. Evet, bu durumlar gibi bir sürü sonuçlar yaşayacağız. Peki bu yaşam şartlarının değişmesine alışabilecek miyiz? Ne zaman düzeleceğiz? En önemlisi, her şey sonunda bitecek mi? Bir sonraki bölümde bu soruların cevaplarını inceleyeceğiz. Ekonomi ve psikolojinin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Sevgiler.